sizin için çalışıyoruz. Gece gündüz demeden bana düş. Gece gündüz demeden kara kış değil. Karaköprü Belediye'mizin kitap okuma evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerek Şanlıurfa'mız, gerek Karaköprü'müz büyümeye devam ediyor. Tabii bu büyüme öncelikle Karaköprü'de meydana geliyor. Karaköprü'de baktığımız zaman yıllık %15 ile 20 gibi büyümeyle büyüyen bir ilçeyle karşı karşıyayız. Ve öncelikle bu büyümeyle birlikte Şanlıurfa'mızın en büyük özelliği olan genç potansiyeli. Yani Şanlıurfa'mız bugün Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ili. Bundan dolayı öncelikle bizler Şanlıurfa'daki gençliğin önünü açmak için, Şanlıurfa'daki gençliğe sahip çıkmak için, onların önünü açmak için çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmaları öncelikle bizim nasıl ki Şanlıurfa bundan 1000 yıl önce dünyanın ilk İslam üniversitesinin olduğu yer, Harun Üniversitesi ise burada yetişen insanlar ta İspanya'daki Endülüs Emevilerine kadar gidip orada dersler vermişse, biz buradaki bu gençliğin gerçekten Şanlıurfa'da yetişerek Türkiye'nin dört bir yanına dağılmasını, Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmesini, Şanlıurfa'nın önünü açmasını istiyoruz. Biz Şanlıurfa'dan da bürokratlar yetişsin diyoruz. Ama bunun yolu nedir? Bunun yolu bilgidir, bunun yolu birikimdir, bunun yolu okumaktır. Bundan dolayı biz okumaya çok çok önem veriyoruz. İnandığımız din, İslam dininde diyor ki, İkra, ilk ayet okudur. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu der. İlim Çin'de de olsa gidin öğrenin der. Ama şimdi imkanlarımız çok iyi, artık ilim öğrenmek için Çin'e gitmeye gerek yok. Biz her mahalleye böyle kitap okuma evleri yaparak öncelikle gençlerimizin boş zamanlarında gelip burada derslerde çalışmalarını, kitap okumalarını ve bu kitapları okumayla birlikte kendilerini geliştirmelerini, vatana, millete faydalı birer birey olmalarını öncelikle temenni ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. 2 hafta önce Esentepe'de de bir tane kitap okuma salonunun açılışını gerçekleştirdiğimiz bakanımız nezdinde, bugün de Atakent'teki 300 metrekare alan üzerine kurduğumuz bu kitap okuma evinde aynı anda 80 tane öğrencimiz dersini çalışacak, araştırmalarını yapacak, buradaki kütüphaneden faydalanacak. Bundan dolayı bizler gençlerimize çok önem veriyoruz. Şanlıurfa'mızın inşallah yetişen gençlikle Türkiye'ye örnek olacak bir il olacağına inanıyor. O doğrultuda mücadele ediyor, o doğrultuda çalışıyoruz. Ben tekrar buradaki bu kitap evinin yapımında Karaköprü Belediyesi'ndeki tüm ekibe, yüklenici firmaya sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki kitap okuma evimizin Atakent mahallemize, Karaköprü'müze, Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Karaköprü Belediye'mizin yapmış olduğu bu okuma evinin gençlerimize ve geleceğimize hizmet edecek faydalı çalışmalar yapacağına şimdiden eminim. Ve ilk emri oku olan, demin belediye başkanımız Sayın Metin Baydil'in ifade ettiği gibi, ilk emri oku olan dinimizin emri oku. Ama şunu özellikle ifade edeyim, gençlik bizim geleceğimiz ve biz ilk göreve başladığımız zamandan itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte gelenekten geleceğe diyerek, geleneğimizi tahrip etmeden, geleneğimizi muhafaza ederek geleceği inşa etmek istiyoruz. Çağımız bilgi çağı olduğu için bu okumanın bizim için çok önemli olduğunu, gençlerimizin geleceğimizi inşa ederken, geleceğimizi ihya ederken geçmişini öğrenmesi ve geleceği tahayyül etmesi gerekiyor. Bu bakımdan bu faydalı çalışma için benim değerli kardeşim Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli'ye teşekkür ediyorum. Karaköprü Belediyesi'nin yapmış olduğu okuma evinin açılışı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tarih tekerrürden ibaret. Biz yapılan yanlışları tekrar etmeyeceğiz ama yapılan doğruları da geliştirerek arttıracağız ve devam edeceğiz. Ve bu eksikliği görüp de bu eksikliği karşıladıkları için ben tekrar Karaköprü Belediyesi'ne huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de isminden dolayı etmek istiyorum. İsmi de çok çok güzel, Okuma Evi.
Gelen insanlar burada kendini ev ortamında hissedecekler. Ders çalışmalarını, kitap okumalarını burada yapacaklar. Ve okumalarını burada yapacaklar. Yani dünyaya bakış açılarını, dünya okumalarını okuma yerinden yapacakları için gençlerimizin doğru, düzgün, kahvehane köşeleri yerine başka köşelerinde okuma evlerinde okumalarını gerçekleştirecekler. İsim anlamında da, verdiği mesaj anlamında da çok güzel bir isim olduğunu belirtmek istiyorum. Ben tekrar Karaköprü Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarına, Büyükşehir genelinde çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, diğer ilçe belediye başkanlarımıza, desteklerinden dolayı Sayın Milletvekilimize ve Sayın Valimize huzurlarınızda teşekkür ediyor. Güzel bir hizmete açılışta vesile oluyoruz. Öncelikle bu hizmetin yapmasında emeği geçen Karaköprü Belediye'mizi, başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmet, içinde ve odağında insan var. İnsan ve şehir. İşte insanın gelişebilmesi için ve bu Allah-u Teala bizi yeryüzüne gönderdiğinde faydalı birer insan olarak yetişebilmemiz için okuma evlerine, kütüphanelerine ihtiyaç var. Aslında ne yapıyorsa insan içindir. Hani Şeyh Edebali Osman Bey diyor ki, diyor ya, ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu insanı merkezine almış ve eşref-i mahlukat olarak yaratmış. İnsan kainatın bir üniversitedir. İnsanı büyüt kainat olur, kainatı küçült insan olur. Bilim olarak zaten bu tespit edilmiş. Öyle olsun inşallah. Eşref kolay gelsin. İnşallah iyi okuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Konferansta herkes sunmuş olduğu konuyla ilgili soru sorunca Tamamdır başkanım. Tamam. Ha, doğru bir şey.